صل على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وذلك حبيبي وتوضى به الحوائج وتنعم به الغرائب وتوضى به القواسم ويستسقر غمام بيته الكريم وعلى آله وصحبه في كل محل على اسم عدد ومعلم Cenab-ı Hak imkan verirse inşallah Nisa suresinden bir ayet-i kerimeyi beraberce müzakere edeceğiz. Rabbim okuyacağımızın ahkamıyla cümlemize amel etmek nasip eylesin. Amin. Kur'an'a göre bir hayat yaşamamızı nasip eylesin. Amin. Kur'an'ı kendimize değil de kendimizi Kur'an'a göre ayarlamamızı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bugünün insanı Kur'an'ı kendine göre ayarlamaya çalışmak. Kur'an'a göre kendini ayarlamak yerine Kur'an'ı kendine göre ayarlamaya çalışıyor. Cenab-ı Hak böyle olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Nefsimizin şeytanın şerrinden, bir cümle şerairin şerrinden, cümle ümmeti Muhammed'i ve bizleri de muhafaza eylesin. Kur'an'a göre bir hayat yaşamak cümlemize Cenab-ı Hak nasip eylesin. Hemen uzatmadan sohbet konumuz olan ayet-i kerimeye hemen geliyorum. Estaizu billah. Bismillah. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman şerefiyle müşerref olan kullarım diyor Cenab-ı Hak. Kulak vermemiz lazım, dikkat etmemiz lazım. Ve dinlerken de Kur'an ayetlerini Allah-u Teala Azze ve Celle Hazretleri mekandan münezzeh olarak biz kullarına şu anda vaaz-ı nasihat ettiğine itikat etmemiz lazım kardeşlerim. Şu anda ben aranızda bir kardeşiniz olarak Kur'an ayetlerini duyup sizlere açıklamaya çalışıyorum. Fakat asıl Kur'an'ın ayetleri kelamullah'tır. Allah'ın kelamıdır. Söz Allah'ındır. Vaaz eden Cenab-ı Hak'tır. Biz aracıyız, bir vasıtayız. Onun için Kur'an ayetleri okunurken dikkat edilecek bir şey var. Bunlar Rabbimizin emirleri, Rabbimizin öğütleri, nasihatları, tembihleri, uyarıları. Neyse ayet-i kerimenin manası, ona göre dikkat etmemiz lazım. Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Nelerden içtinab etmemizi, nelere temessük etmemizi istiyor. Bunlara dikkatli bir şekilde kulak verip ve canı gönülden Ya Rabbi bu ayetlerin hükmüne göre bir hayat yaşamamızı nasip eyle diye Allah'a yalvarmamız lazım. Şimdi bu ayet-i kerimelerde Ya eyyühellezine amenu Cenab-ı Hak iman edenlere bir nidada bulunduktan sonra hemen nida ve munada Cenab-ı Hak hitap etti, biz muhatabız. Mümin olarak muhatabız. Rabbimizin şimdi tembihleri var bizlere. اَطِيعُ اللّٰهَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Ey kullarım Rabbinize itaat edin. Allah'a itaat edin. اَطِيعُ اللّٰهَ Allah'a itaat edin. Allah'a itaat de nasıl olur? Müminin hayatını Kur'an'ı mucizül beyana göre tanzim etmesi Allah'a itaat oluyor. Bir insan yaşantısını Kur'an'a göre uydurduysa, yaşantısını Kur'an'a göre tanzim ettiyse, Kur'an'a göre yaşıyorsa, o insan Allah'a itaat ediyor demektir. Yoksa yaşantısı Kur'an'a göre değilse, Kur'an'a göre bir hayat yaşamıyorsa, o insan Allah'a maalesef itaat etmiyor demektir. Cenab-ı Hak Kur'an'a göre bir hayat yaşamamızı nasip eylesin diye duada bulundum. Allah'a itaat etmenin gereği budur zaten. Kur'an'a göre bir hayat yaşamak.
Kur'an nasıl bir kitap? Kur'an öyle bir kitap ki bir kere amel alem şumul bir kitap. Alem şumul. Yani bütün aleme kıyamet sabahına kadar gelecek olan bütün insanlığa hitap eden bir kitaptır. Bir kavme, bir millete, belli bir asra, belli bir döneme hitap etmiyor. Bütün beşeriyete, kıyamet sabahına kadar gelecek olan bütün insanlığa hitap ediyor ve hükmü altına alıyor. İşte Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap. Kur'an-ı Kerim'de fertleri ilgilendiren ayeti kelimeler olduğu gibi aileleri, cemaatleri ilgilendiren ayetler de vardır. Kur'an-ı Kerim'de fertleri görevli kılan ayetler var. Ferde hitap eden, fertleri emri altına alan, fertlere terettüp eden emirler var Kur'an'da. Ferden ferda yapılması gereken emirler diyoruz buna. Herkesin kendisi yapması lazım. Eğer yapmazsa onun yapmadığından dolayı başkası sorumlu tutulamaz. Doğrudan sorumlu tutulamaz. Fakat dolaylı yoldan sorumlu olduğu da muhakkaktır. Doğrudan sorumlu tutulamaz. Misal, fertlere terettüp eden Kur'an'ın emirlerinden bir kısımları namaz kılın misal olarak. Namaz kılmak için fert lazımdır. Ferden ferda yapılması gereken bir emirdir. Oruç tutun, fert lazımdır. Oruç tutmak için cemaat olmaya gerek yoktur. Namaz kılmak için de cemaat olmaya gerek yoktur. Fakat cemaat ile eda edilirse fazileti vardır. Yoksa ferden de olur bu iş. Ferden de yapılır. Fakat öyle namazın da bazıları var ki cemaatsız eda edilmiyor. Bunlar müstesna, istisnai kaideler. Misal cenaze namazı. Misal efendime söyleyeyim Cuma namazı, hele cenaze namazı bir kişiyle olsa kılınabilir. Ulemanın bazıları buna rivayet cevaz veriyorlar. Fakat cenaze namazı böyle olduğu gibi Cuma namazı en az 3 kişi olması lazım. Hanefi fukahası bunu bu şekilde kabul ederken Malikiler 30 kişi en az, Şafiler 40 kişi olması lazım. Böyle mezhepler çeşitli görüşler rivayet ediyorlar. Ve kesin olarak namazın da bazıları var ki cemaatsız onların edası mümkün olmuyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in emirlerinden bir kısımları fertleri ilgilendiriyor. Fertlere terettüp ediyor. Misal, tesettür, örtünmek. Burada ferden ferda kadınların yapması gereken bir emirdir. Hani Cenab-ı Hak اَطِعُ buyurdu ya, ey kullarım Allah'a itaat edin. Ne demek? Kur'an'a göre bir hayat tanzim edin. Kur'an fertlere terettüp eden emirlerini yapmak Allah'a itaat etmektir. Ailelerimizin mutlak manada mütesettir olmaları fertlere terettüp eden emirlerden bir tanesidir. Maalesef üzülerek müşahede ediyoruz birçok Müslümanların evlerinde İslam'ı tesettürün olmayışı cidden bizi üzüntüye gark ediyor. Hele hele yaratan Rabbül Alemine itaatsizlik olduğundan dolayı kim bilir Cenab-ı Hak bu işe ne kadar kızıyordur. Veya daha şey olsun, bakıyorsun Müslümanlar kadın aile bir araya geldikleri zaman, komşular bir araya geldikleri zaman hepsi bir sofrada yemek yemek, hepsi bir odada oturma. Karman karışık, cumbur cemaat bir arada bir bakıyorsun. Bu da İslam'a zıt, Kur'an'a zıt bir hayat yaşantısıdır. Cenab-ı Hak ondan da bizleri muhafaza eylesin. Allah'a itaat edin emrederken Kur'an'a göre bir hayat yaşayın. Kur'an'a göre hayatınızı tanzim edin. İslam'da tesettür yoktur diyen insanlar cehaletini izhar etmekten başka bir şey yapmıyorlar. İslam'da örtü yoktur, örtü bir politik bir oyundur falan diyen insanlar cehaletlerini izhar ediyorlar. Cahil olduklarını ortaya koyuyorlar. Kur'an'da örtüyle ilgili ayet yoktur diyen insanın gözüne sokulması gereken binlerce ayetler var. Ahzab suresi var. Bakın size okuyayım. Ahzab suresinde Cenab-ı Hak Sa'ezübillah Ya eyyühennebiyyü ey peygamber
Ahzab suresi 59 numaralı ayet. Ey Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak peygamberine emrediyor. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike. Hanımlarına söyle. Kulli ezvacike. Hanımlarına söyle. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hanımları biliyorsunuz bizim analarımız olur. Ümmetin anasıdır. Manevi annesidir. Kulli ezvacike. Hanımlarına söyle. Ve benatike. Kızlarına da söyle. Ve nisa'il müminine, müminlerin de hanımlarına söyle. Ne yapsınlar? Yudnine aleyhinne min celabibihinne. Namahrem bir erkeğin görmesi mümkün olan bir yere çıkmaları gerektiği zaman, namahremlerin kendilerini görecekleri bir yere çıkmak zarureti olduğu zaman, zarureti, keyfi değil, zarureti olduğu zaman, üzerlerini, kendilerinin vücutlarını tepeden tırnağa örten çarşaflarını giysinler buyuruyor Cenab-ı Hak. Çarşaf. Şimdi bazıları çıkıyor, efendim çarşaf olması şart mı? Manto da olamaz mı? Olsun hadi. Manto ismi bir kere Frank bir isimdir. Frankistan'dan gelme bu isim. Ona manto deme, başka bir şey söyle. İslam'da esas olan örtüdür, tamam. Ama bu örtü nasıl olacak? Fıkıh kitaplarına bakacağım. Nasıl tarif ediyor fıkıh kitapları biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan istimdad edilen bu fıkıh kitapları buyuruyorlar ki örtü, kadının örtülmesi gereken örtü tepeden tırnağa vücut hadlerini, vücudun herhangi bir haddini belli etmeyecek şekilde, vücudun şekli ve şemaili belli olmayacak şekilde geniş olması lazım. Bir kadının ben örtündüm diyebilmesi için vücut hatlarını belli etmeyen, topyekun bütün vücudunu belli etmeyen geniş bir elbise ve vücudunu göstermeyecek kadar da kalın olacak, böyle şeffaf içerisini gösteren bir elbise ne kadar geniş olursa olsun örtü sayılmaz, tesettür sayılmaz. Ölçü bu işte. İşte böyle bir elbiseye kadına giydirdiniz mi, kadın böyle bir elbiseye giydi mi, ha o Allah'ın emrine göre örtülmüş olur. Yoksa bunun haricinde öyle bir elbise giydirmişsiniz ki şu halıdan daha kalın ama vücudunun hadlerini belli ediyor. Omuzları, kalçaları, belini, sırtını belli ediyorsa, şekil olarak ortaya yere koyuyorsa, fıkıhçılarımızın tarifine göre bu tesettür değildir diyor. Elbette ki üryan gezmek gibi de değildir. Ama Allah'ın ve Resulullah'ın emrettiğine uygun bir örtü değildir. Cenab-ı Hak tamamını nasip eylesin. Kur'an nasıl istiyorsa ona göre bir hayat yaşamak. Biraz önce sohbetin mukaddimesindeki dua cümlelerinde biz öyle bir insan olduk ki Kur'an'ı kendimize göre ayarlamaya çalışıyoruz. Kendimizi Kur'an'a göre değil de Kur'an'ı kendimize göre tanzim etmeye uğraşıyoruz. Gelip bir fıkhi bir soru soruyor, bir fetva soruyor. İslam'ın emrini söylüyorsun, kanaat getiremiyor. Başkasına ta ki arzu ettiği fetvayı alana kadar 40 kapıya başvuruyor. Ta ki bir tanesi bilemesin. Yanlış bir fetva versin, hemen onunla amel etsin. Cenab-ı Hak Kur'an ayetlerine itirazsız teslim olmak cümlemize nasip eylesin. Amin.